Aslında o geceye dair flu görüntüler vardı gözümün önünde başından beri. Hastanede kalınca uzun uzun düşünme fırsatım oldu. Düşündükçe de gerçekte ne olduğunu hatırlayamadığımı fark ettim. Barış Bey, sizin verdiğiniz ifade doğrultusunda eşiniz tutuklandı. Şahitler de aynı yönde ifade verdi. Onların söyledikleri doğru. Yani eşimin eve gelişi, kavga ettiğimiz falan bunların hepsi doğru. Ama ondan sonrasıyla ilgili tereddütlerim var. Müvekkilim bu yüzden yeniden ifade vermek istedi. Yanlışı düzeltmek adına. Evet, sizi dinliyorum. Gerçek şu ki... aslında ben o gece bayağı alkollüydüm. Cemre eve geldiğinde sarhoştum aslında. Çok öfkeliydim bir de bu gazetede çıkan haberlerden dolayı. Yani tartışma başladı aramızda. Sonra karşılıklı bu tartışma sürdü tabii. Sonra? Sonra konuştukça konuştukça yükseldik tabii. İtişmeler, kakışmalar falan başladı. Düşmesin diye tutayım dedim, ayağım kaydı, düşmüşüm. Yani düştüm. Kafamı çarpmışım herhalde. Hatırlamıyorum gerisini. Gözümü açtığımda günler sonra hastanedeydim. Peki neden suçladınız Cemre Akmen'i? Dedim ya çok öfkeliydim. Gururum incinmişti. Eksik parçaları tamamlayıverdim o anki duygularımla. Ben durumun bu kadar ciddi bir hal alacağını bilseydim kesinlikle yapmazdım. Pişman oldum, o yüzden itiraf ediyorum ya. Cemre bana vurmadı. Ben kendim düştüm, kendim çarptım kafama. Bütün olan biten budur. Uçurum uçurum gözlerine baktım sensin. Prangalarca boynuma taktım sensin.
dağ gölleri gibi gibi hasret çektim. Her gece uyku diye yattım sensin. Yanarım, yanarım, tutuşur yanarım, kavurur ateşim seni de, beni de belalım. Yanarım, yanarım, tutuşur yanarım, kavurur ateşim seni de, beni de belalım. Belalım. Ateşim seni de, beni de belalım. Yanarım, yanarım, tutuşur yanarım. Kuzey nerede? Kavurur ateşim seni de, beni de belalım. Duruşmaya da gelmedi, nerede? Kuzey gitti. Belalım. Nereye? Tamamdır. Cemre özgür. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.